Peki ben yine bir anne olarak bu soruyu sormak istiyorum. Çocuklarımızın bağışıklığını nasıl güçlendireceğiz? Çünkü ben Maya 2 hafta hastalanmayınca sevinir oldum. Dedim ki ah ne güzel 2 haftadır çocuk hastalanmadı. O kadar çok hastalanıyor ki çocuklar şu dönemde. Geçen gün okulda 8 kişi ders yapmışlar. O derece hasta çocuk var. Çocuklarımızın bağışıklığını nasıl güçlendirebiliriz? Bizim elimizden bir şey gelebilir mi? Onlar biraz daha bu süreci daha güçlü bir şekilde atlatsınlar. Güzel soru, güzel soru. Yani çocukların tabii bu dönemde probiyotik güçlerinin biraz daha fazla olması lazım. Evet. İmkanı olanlar daha önceden de başlasalar daha iyiymiş. Biraz probiyotik takviyesi verebilirler çocuklarına. İki yeni imkanı olanlar bilmeliler ki omega 3 zenginliği çocuk bağışıklığında çok önemli bir faktör. Omega 3 desteğini düşünebilirler. Evet. Çinko desteğini düşünebilirler. Çinko omega 3 kombinasyonunu düşünebilirler. Çinko C vitamini omega 3 kombinasyonunu düşünebilirler. Hatta böyle çinko omega 3 propolis omega 3 kombinasyonu varsa çok daha iyi tercih edebilirler. Bunun için de tabii çocuk sağlığı uzmanlarıyla konuşmalar lazım. Bu benim verebileceğim. Tabii. Ben isim verebilirim ama doz, sıklık, miktar veremem. Çocuk sağlığı uzmanları bu konuda çok deneyimler. Çünkü biz iç hastalıkları uzmanıyız. Hı hı. Onların adı farklı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Onlar sağlığını da çocukların geliştirmede ve izlemede çok deneyimliler ve özel bilgi sahibi insanlar, hekimler. Çünkü zincirleme bir reaksiyon oluyor burada. Çocuk getiriyor, özellikle yaşlı anneler önce onlar bakıyor, alıyor. Önce onlar alıyor, tabii. Aile içerisinde tekrar yayılıyor. Aynen öyle. Bu süreç bu aynen şekilde. Öyle. Bu arada çocuk iyileşiyor, anneanneden bir daha alıyor, okula götürüyor. Evet. Pimpon etkisi bu. Aynen öyle. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Devam ediyor. Ve okullarda da yine dediğim gibi biraz kreş yönetimlerinin, okul yönetimlerinin, Milli Eğitim Bakanımız pek gayretli, yeni Milli Eğitim Bakanı. Hı hı. Biraz daha bu konulara daha fazla hareket edilmesi lazım. Yani okullarda kış enfeksiyonlarıyla nasıl mücadele edileceği konusunda ben yeterince bir bilgilendirmenin, bir eğitimin, bir motivasyonun olduğu kanaatinde değilim. Buradan da bu Milli Eğitim Bakanımıza bu mesajı verelim. Hocam şimdi bağışıklığın önemini konuşurken aslında biraz uykuyu detaylandıralım istiyorum. Tabii çünkü memnuniyetle. Uyku hakikaten hepimiz için bir şarj anlamına da geliyor. Şimdi uykunun önemiyle başlayalım isterim. Uykunun vücuttaki işlevi nedir? Uykumuz yeterince alınmazsa ve düzeni bozulursa başımıza neler gelir diye sormak isterim size. Nelerle karşılaşabiliriz? Ya, uyku hayatın temel bir döngüsü. Yani hayatın bir gündüz gece döngüsü var, bir mevsim döngüsü var. Yani bir gün döngüsü, bir mevsim döngüsü var. Biyolojik yaşamın tamamı güneşin doğuşu ve batışıyla beraber planlanmış. Ve bizim biyolojimizde buna uygun bir şekilde kendini geliştirip güçlendirmiş. Ve gece olduğu zaman insan bedeni sadece dinlenmek için değil, yeniden yapılanmak, eksiğini gediğini gidermek, gündüz biriktirdiği toksinlerden, atıklardan, pisliklerden, çöplerden arınmak için uykuya ihtiyaç duyuyor. Eğer bunu yerine getirmezse, ertesi güne daha yorgun, bağışıklığı daha zayıf, enfeksiyonlara daha açık, tansiyonu daha yüksek, kalbi daha sorunlu, kaza yapma ihtimali daha yüksek olan, iş kazası olur, trafik kazası olur, ev kazası olur, kaza yapma ihtimali daha yüksek olan bir insan. Niçin otobüs kazalarının hepsi sabah 5'te çıkıyor? Yani akşam saat 8'de olmuyor. Otobüse bindiğinde kaza yapmıyor şoför. Çünkü uykusuz kullanıyorlar. Takometre meselesi bir felaket. Buradan Ulaştırma Bakanı'na da bir mesaj verelim. Her gün artık bu yılki kadar çok otobüs kazasının olduğu bir dönemi Türkiye zannediyorum son 10 yılda yaşamadı. Yani her gün sabahleyin içimiz burkuluyor. Bu kadar çok otobüs kazası olur mu? Yani bu kadar çok fazla. Neden? Çünkü otobüs şoförlerinin sayısı azalmış. Otobüs şoförleri yeni teknolojiye uyamıyorlarmış. Bunların hepsi tamam. Ama aynı zamanda otobüs şoförleri aşırı angarya halinde çalıştırılıyorlar. Bir otobüs şoförünün 7 saat, 8 saatten fazla çalışması mümkün değil. Dinlenerek o da. Tabii. Dolayısıyla uykusuzluk trafik kazalarına yol açıyor. Bu çok önemli. İş kazalarına yol açıyor, ev kazalarına yol açıyor. Ve uykusuz insanların daha kolay bunaldığını biliyoruz. Uykusuz insanların daha kolay şeker hastası olduğunu, hipertansiyon hastası olduğunu biliyoruz. Uykusuz insanların daha çabuk düştüklerini, dengelerini kaybettiklerini, nörolojik bozukluklara daha kolay yakalandıklarını biliyoruz. Açarsanız daha söyleyebilirim. Yani uyku, uyanık olmak ne kadar önemliyse, evet, uykuya gerektiği hakkı vermek hayatta o kadar önemli. Eğer yeterli ve kaliteli bir uykunuz yoksa, eğer yeterince uyku hijyenine dikkat eden birisi değilseniz ne iyi yaşamayı ne de iyi yaşlanmayı bekleyin. Evet. Mümkün değil.
Çünkü siz beynimizin de uykuyla detokslandığından bahsetmiştiniz. Kesinlikle. Yine bu programda kesinlikle, hatırlıyorum. Kesinlikle. İşte beynimiz üzerindeki etkisi de ne kadar önemli, eksikse eğer. Uyku. Kesinlikle. Yani şimdi şöyle bir durum var. Bir gece uykusuzluğun bile, sadece bir gece, bir gece uykusuzluğun bile, 2 saat, 3 saat eksik uyumanın bile beynin örneğin bellekle ilgili bölgelerini, yani hipokampus dediğimiz esas belleğin yoğun olarak, fonksiyonel olarak yönetildiği merkezleri ciddi ölçüde olumsuz etkilediğini, hatta kronik uykusuzluğun hipokampusu küçülttüğünü net ve açık olarak göstermişler. Dolayısıyla kısa süreli, yani 2 gün, 3 günlük, 5 günlük uykusuzlukların bile uzun vadede size bir bellek kaybı, hatta bir bunama, bir Alzheimer riski olarak dönebileceğini bilmemiz lazım. Evet. Bu çok açık ve net. Evet. O nedenle biz dilimizde tüy bitse bile tekrarlaya tekrarlaya bu uyku meselesini beslenme meselesi kadar önemli bir mesele olduğu için bu programda sık sık gündeme getirmeye devam edeceğiz.